değişim mutlak bir kaçınılmazlık içerir. Her insan hayatının her devresinde çeşitli değişimler yaşar. Hiçbirimiz değişmekten kaçamayız. Gerek doğanın kendi seleksiyonu, gerek hayatımızın akışı içerisinde yaşadığımız toplum, topluluk, aile, arkadaşlar, aldığımız eğitimler, Gezip gördüklerimiz, okuduklarımız bizi sürekli değiştirir. İnsan karakteri belli bir yaş diyeceğimiz pedagogik formasyonda yaklaşık 7 yaşına kadar karakterini netleştirir. Ve sonra bu karakterin değişmesi mümkün olmaz. Hani bir Türk atasözü der ya 7'de neysen 70'de de olsun. Tam da bunu anlatır aslında. İnsanlar değişmezler bu anlamda. Peki değişim nasıl gerçekleşir? Değişim eğitimle gerçekleşir eğitilen bir birey örneğin karakterinde bir kıskançlık varsa bu kıskançlığı ortadan kaldıramaz. Ancak bu kıskançlığı kontrol etmeyi öğrenir. Eğer bir birey kimi işleri yapmayı bilmiyorsa nasıl ki yapmayı öğrenir karakterindeki kendisine ve başkasına zarar veren şeyleri de öğrenir. Ve öğrendikçe kontrol etmeyi öğrendiği için davranış bilimine göre davranışları değişmiş olur. Bu nedenle değerli dostlar, her birimizin değişime açık olması kaçınılmazdır. Eskiden olana sımsıkı tutunmak bir tecrübe olarak doğrudur. Ama ben yedimde neysem yetmişimde oyum, ben böyleyim, ben değişmem, inatçıysam inatçıyım, benim dediğim dedik gibi bir tavır sizi de çevrenizi de çok üzer. Bunlar genelde en çok narsistlerde yaşanan şeylerdir. Oysa normal bir insan değişmeyi en azından bir öngörü olarak hep bir yerde tutmalıdır. Akselde değiştiğimizi zannederken bir hata yapar. Yine içimizde kendi o öz sıkıntılarımızı taşımaya devam ederiz. Bu daha da kötüdür. Çünkü dışarıya değişmiş gibi görünüp içeride değişmemek büyük bir sürtünmedir. Kalbinizi yorarsınız. Elbette değişimlerimizin içerisinde birçok alışkanlığımız var. Ve alışkanlıkları değiştirmeyin. Bazı sırları var. Hayatımız eğer özellikle kötü yönde gidiyorsa, sıkıntılarımız var ve çözemediğimiz meselelerle tıkanmış durumdaysak, aldığımız ilk iyi karar bizi kötü hissettirebilir. Çünkü bu iyi karar mevcut durumumuzdan dolayı sanki bir acının üzerine mi gibi gelecektir? Sanki bir matemin içerisinde eğleniyoruz hissi yaratacaktır. Dolayısıyla bizim için bu yanlış gibi gelebilir. Alışkın olmadığımız için yanlış gibi gelir. Çünkü alıştığımız bir düzen, bir bir sıralama var. Hayatımızda öyle yaşıyoruz. E, o yüzden bu sıralama içerisinde kendimizi bazen sıkıntıda görürüz. Çünkü alışkın olmadığımız için yanlış bir şey yaptığımız hissine kapılabiliriz. Kötü hissettiğimiz sürelerde her zaman alıştığımız kararları veririz. Yani eğer biz kendimizi kötü hissettiğimizde eve kapanıp depresyona giriyorsak, başka kötü hissedişlerimizde de bunun dışında yeni bir karar almak yerine genellikle bu alıştığımız kararı veririz çünkü o esnada değişim çok da mümkün gibi gelmez bizlere. Bu yüzden her zaman aynı kısır döngünün içine gireriz. Şöyle bir sıkıntı yaşadık mı hayatımız bu hale döner. Böyle bir problem yaşadık mı tavırlarımız bu şekilde döner. Bunu aşmak lazım. Bunu aşmadan insan ilerleyemez. Gerçek bir değişime ulaşamaz. Değiştirdiğimiz şeye bir süre dayanarak bunu aşmamız gerekiyor. Eğer alışkanlıklarımızdan birini ortadan kaldıracaksak eğer kendimizi ifade etme biçimimizde bir sıkıntı varsa eğer davranışlarımızda sevmediğimiz bir şey varsa ve daha iyi evrilme kararı aldıysak değiştiğimiz veya değişmeye karar verdiğimiz konuda direnmemiz gerekiyor. Yani hemen bu olmaz deyip kısa bir süre içerisinde vazgeçmek doğru değil. Elimizden geldiğince direnerek bu alışkanlıklardan vazgeçme eğilimimizi kendimize de kanıtlamamız gerekiyor. Özgüvenimizi sağlamamız gerekiyor. Alışkanlıklarımızın değişmesine savaş açan en güçlü organımız beynimizdir. Ve beynimize bu anlamda yardımcı olmamız gerekiyor. Hemen vazgeçerek yardımcı olamayız. Ama o kazandığında yani beynimiz kazandığında kendimizi daha iyi hissederiz. Yani bir alışkanlıktan, bir davranış modelinden vazgeçer, bunda direnirseniz ve bunu kazanırsanız çok büyük bir haz yaşarsınız. Kendimizi değiştirdiğimiz zaman kendimizi bazen eski alışlarımıza, alışkanlıklarımıza ihanet etmiş gibi yaptıklarımıza ve kendi karakterimize tersmiş gibi hissedebiliriz. Ama direnç gösterip değişimi başardığımızda tam aksine kendimiz için büyük bir ödül kazanmış gibi olacağız güçlü bir ödülümüz olacak gibi hissedeceğiz. Doğru yolda olabilmek için doğru kararlarla değişim, doğru değişimi sağlayıp başarabilmek için sabırla ilerlemek gerekiyor. O yüzden biraz daha dayanmak lazım. Bir şeyi değiştirmeye karar verdiysek, kendimizde daha iyi bir adım atmaya karar verdiysek biraz daha dayanmak lazım. İlk sıkıntıda değişim kararından vazgeçmemek lazım. Elbette bunun bir de tasavvufi boyutu var değerli dostlar. Bu nedir? Allah nezdinde insanlara verilen hayat onun en büyük sorumluluğudur. Bize verilen yaşamı doyasıya yaşamamız gerekir. Hazreti Peygamber'in dediği gibi mürşitleri böyle anlatır. Bir mürşit der Hazreti Peygamber ahiret kadar dünyayı da dengede yaşayacak. Yani birini terk edip öbürüne gidip başarılı olamayız. Bu nedenle bu hayatı sorumlulukla yaşarken hayatın akışı gereği değişimler yaşamak zorundayız. Bunları bir zorunluluk gibi algılamak yerine, bunları hayatın olgunluğu ve bir ilerleme gibi algılarsak çok güzel ve çok huzurlu bir hayat yaşarız. Nitekim nefsin basamakları, tasavvufun makamları bir değişimin kazancıdır. Biz nefsimizle mücadelede başarıya erdikçe yeni makamlara yükseliriz. Bu tabii övünülecek, bu işte kendimizi bir şey zannedecek bir kibirin sonucu değildir. Bu makamlar bize sağlık, sıhhat, güzellik, mutluluk, huzur verir ve çevremizdekilere faydalı olmamızı sağlar ki faydalı insan başka insanlara faydalı olandır diyor Hazreti Peygamber. Bu yüzden elimizden geldiğince değişimin içinde olmamız gerekiyor. Bugün bir bayram gelirken, bir mihenk noktamız varken kendinizde değiştirmek istediğiniz şeyleri bir bir sıraya koyabilirsiniz. Küçük bir liste yapın. Neleri değiştirmek istediğinize karar verin ve bu kararlarınızın arkasında durun. Arkasında durduğumuz bu kararlarda ne öğreneceksiniz biliyor musunuz? bunu başarabildiğinizi öğreneceksiniz. Birçok konuda birçok değişimin birçok farklı stratejisi vardır. Doğrudur. Bunun için buradayım. Size destek olmaya da hazırım. Herhangi bir konuda kendinizi değiştirmek istiyorsanız bunun zikri var, bunun duası var, bunun bilinci var, bunun psikolojisi var, bunun bilimi var. Hepsiyle birlikte güzel bir yarına erişmenin yolları var. Allah bize bütün güzellikleri onları alabilmemiz, onlara erişebilmemiz, onları tadabilmemiz için yarattı. Kısır bir döngün içerisinde beklemeyin. Siz de değişim için örneğin bu bayramı güzel bir mihenk noktası kabul edip bayramdan hemen sonra değişime başlayın. Bu listenizi hazırlayın. Yardım etmemi istediğiniz herhangi bir konuda size yardımı hazırım. bana ulaşın. Bu vesileyle güzel bir bayram günü, güzel bir bayram arifesinde size ben seslenirken, bu bayramın hayırlarla, güzelliklerle, barışla ve esenlikle geçmesini temenni ederim. Sevgili dostlar unutmayın, birbirimizle görüşürken, Allah'ın selamıyla başlarız. Selamın aleyküm diye başlarız. Neden? Çünkü selam esenliktir barıştır, barış dilidir. Ve Hazreti Allah bizim bu şekilde başlamamızı ister. O yüzden dini günlerimiz barışın, esenliğin, selametin günleridir. Birbirimiz için de dua etmenin günleridir. Sevdiklerimiz için dua etmenin günleridir. Hatta ve hatta sevmediklerimizin bile Allah ıslah etmesi için, onların da sevebileceğimiz şekle dönüşmesi için dua edeceğimiz günlerdir. Birbirimizle barışalım birbirimizle kucaklaşalım. Güzel bir Kurban Bayramını en tatlı ve en güzel barışlarla yaşayalım. Affetmediğimiz hiç kimsenin kalmadığı bir bayram dilerim hepinize. Hayırlı bayramlar olsun. Bayramınız mübarek olsun. <laughs>